Bunun Laplace dönüşümü ekipmanımıza yeni araçlar eklemek için harika bir zaman olduğunu düşünüyorum. Size göstermek istediğim şeylerden ilki işleri birazcık hızlandıran bir yol. Bunun için bir bakalım elimizde y'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümü olduğunu, yani bunun neye eşit olduğunu bulmak istediğimizi düşünelim. Bundan birkaç video önce y'nin türevinin Laplace dönüşümünü almak istediğimizde bunun s çarpı y'nin Laplace dönüşümü eksi y0 olduğunu görmüştük. Hatta bu özelliği kullanarak yine bundan önceki videolarda ikinci türevin Laplace dönüşümünün neye eşit olacağını da bulmaya çalışmıştık. Demek istediğim bu, eğer türev bu da ters türevse, bunu da buna benzetirsek y'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümü s çarpı y üssünün Laplace dönüşümü eksi y üssü sıfıra eşit olur. Öyle değil mi? Bakın, bu eğer bunun türevi ise bu da bunun türevidir. Araya bir çizgi çizeyim. Evet, kafamız karışmasın. Şimdi y üssünün Laplace dönüşümü buna eşittir. Bunu kullanarak buradaki ifadeyi y'nin Laplace dönüşümü cinsinden ifade etmeye çalışacağım. Bu kısmı hemen not ediyorum. Yani y üssünün Laplace dönüşümünü s çarpı y'nin Laplace dönüşümü eksi y0 olarak yazabiliriz. Bir de eksi y üssü sıfırımız var. Şimdi bu parantezi açarsak, s kare çarpı y'nin Laplace dönüşümü eksi s çarpı y0 eksi y üssü 0 elde ederiz. Bu noktada dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var ve eğer bunu öğrenirseniz işleri bayağı hızlandırabilirsiniz. Demek istediğim, bu dediğimi yaptığınızda tüm bunları hesaplayıp küçük hatalar yapmaktansa, hata yapacağınızın tabii ki de bir garantisi yok ama diğer şekilde çok daha hızlı ve kısa bir sonuca ulaşmak mümkün. İkinci türevin Laplace dönüşümünü aldığımızda sonuç ne oluyor? Bakın, burada s kare var ve bu da ikinci türev. S kare çarpı y'nin Laplace dönüşümü eksi s üzeri 1 çarpı y0 eksi 1 çarpı y üssü 0. Dikkat ettiyseniz ardışık terimlerde s'in kuvvetinin her defasında bir azaldığını görebilirsiniz. Buna ek olarak birinci terim dışındaki diğer terimlerde negatif. Buradaysa y'nin Laplace dönüşümü var ve Laplace dönüşümünün bir integral olduğunu düşünürsek bunun türevini aldığımızda y, bunun türevini aldığımızda da y üssü elde ederiz. Terimlerin işaretleri sıfır. Ayrıca bunların fonksiyonun kendisi değil de fonksiyonun sıfırda aldığı değerler olduğunu da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu şekilde düşündüğünüzde bunu nasıl yapabileceğinizi rahatça aklınızda tutabileceğinize inanıyorum. Bunu aklınızda tutarsanız elinizdeki herhangi bir fonksiyonun Laplace dönüşümünü kolaylıkla alabilirsiniz ya da rastgele türevlerini. Mesela y'nin dördüncü türevinin Laplace dönüşümünü almak istediğimizi düşünelim. Parantez içindeki 4, dördüncü türev anlamına geliyor. Bunun yerine 4 tane kesme işareti de yapabilirdim ama her neyse. Peki, şimdi bu neye eşittir? Bu şekilde, yani bunu bunun yerine koyarak ilerleyip de küçük hatalar yapma riskini göze almak yerine burada gördüğümüz benzerliği kullanarak bunun Laplace dönüşümü s üzeri 4 çarpı y'nin Laplace dönüşümü, bundan sonraki terimlerin işareti eksi olacak, eksi s üzeri 3 çarpı y0, bu arada az önce de bunun ters türevidir gibi şeyler söyledim ama bu y0'ın ters türevi değil, sakın kafanız karışmasın, eksi s üzeri 2 çarpı y üssü 0, bunlar fonksiyon değil, fonksiyonun sıfırda aldığı değerler, anlaştık değil mi? Eksi s çarpı y'nin ikinci türevinde 0 ve eksi s'in kuvvetini bir daha küçültürsek s üzeri 0'dan 1 elde ederiz. Yani eksi y'nin üçüncü türevinin 0'da aldığı değer. Anladınız değil mi? Ve Laplace dönüşümünü bu şekilde almanın ne kadar daha hızlı olduğunu da görmüş olmalısınız. Buna ek olarak sizi bir de uzun gösterimlerden kurtaracak daha kısa bir gösterim üzerinde durmak istiyorum. Bununla da çok karşılaşacağınız için aklınızda tutmaya çalışın, çünkü sizi bu kıvrık L harfi ve bu parantezi yazmaktan kurtaracak bir şey göstereceğim. yt'nin Laplace dönüşümünü, s'in bir fonksiyonu olacak ve bu fonksiyonları göstermek için de büyük Y harfi kullanılır. Bunun mantıklı olduğunu da söylemek istiyorum çünkü ters türev aldığımızda kalkülüsün temel teoremine göre f dx'in integralini alt sınır ve üst sınırı da 0 ve x olarak belirleyelim. Bunun büyük f x'e eşit olduğunu görmüştük, hatırlıyorsunuz değil mi? Bu da buna benzeyen bir durum çünkü s'in fonksiyonunun bir bakıma bunun integrali olduğunu düşünebiliriz. Evet, Laplace dönüşümü bir yerde burada işleri karıştırmak için üstel bir fonksiyonun bulunduğu özel bir integral gibidir. Her neyse, bu gösterime de alışmanızı istiyorum. Büyük ys gördüğünüzde bunun yt'nin Laplace dönüşümü olduğunu anlamanız gerekiyor. Aslına bakarsanız bunu görmeniz de mümkün. Ft'nin Laplace dönüşümü büyük f s'e eşittir. Bunun normal bir ters türev olmadığını bağımsız değişken olarak s kullanmalarından anlıyoruz. Genel olarak s frekans tanım kümesini gösterir ve bunu normal bir ters türev olarak kullanırsak gerçekten de çok kafa karıştırıcı bir şey yapmış oluruz. Şimdi konumuza geri dönelim. Size Laplace dönüşümünün ilgi çekici başka özelliklerini göstermek için sürem olup olmadığını da düşünüyorum bir yandan. Peki, bence biraz daha süremiz var. Şimdi size bir soru soracağım ve size Laplace dönüşümü almanızı kolaylaştıracak birkaç yeni özellik daha göstereceğim. Bana e üzeri at çarpı ft'nin Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Laplace dönüşümünün tanımına geri dönelim. Sıfırla sonsuz arasında e üzeri eksi st çarpı kıvrık parantezler içinde ne varsa tüm bunun integrali olduğunu biliyoruz. Kıvrık parantez içinde burada e üzeri at çarpı ft dt var. Bu üsleri toplayabiliriz, öyle değil mi? Yani tabanları aynı olduğuna göre bunu yapabiliriz. Eşittir sıfırla sonsuz arasında, bunu da eksi s artı a olarak yazabilirim ama bunun yerine eksi parantezinde s eksi a olarak yazacağım, çarpı t. Bu parantezi açtığımızda eksi s artı a elde ettiğimize göre herhangi bir sorun yok, çarpı ft dt. Size hemen bir şey göstereceğim. Ft'nin Laplace dönüşümünü alıyor olsaydık, bu s'in bir fonksiyonuna eşit olacaktı. Burada s için ne varsa s'in bir fonksiyonuna dönüşecek. Peki, siz de bunu ilginç bulmadınız mı? Bu s'in bir fonksiyonu ve bir saniye önce bunu baştan yazayım. Sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st ft dt'nin belirli integrali. Evet, ft'nin Laplace dönüşümü buna, yani s'in bir fonksiyonuna eşittir, öyle değil mi? E üzeri at çarpı ft'nin Laplace dönüşümü de buna eşit. Ve bu ikisi arasındaki fark da, bu ikisinden bahsediyorum. Evet, bana bu iki ifade arasındaki farkın ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Burada s varken, burada s'in yerinde s eksi a var ve eğer bu s'in bir fonksiyonuysa bu ne olur? F'in Laplace dönüşümü neyse aynı fonksiyon, öyle değil mi? Evet, aynı fonksiyon ama bu defa s'in yerine s eksi a olacak. Bu sonuca nasıl ulaştığımı bir kere daha söyleyeyim. F'in Laplace dönüşümü s'in bir fonksiyonuna ve o da buna eşitti. S yerine s eksi a koyduğumda da bunu, yani s eksi a'nın bir fonksiyonunu, yani e üzeri at çarpı ft'nin Laplace dönüşümünü elde ettim. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. İsterseniz bir örnek yapalım ve her şeyin yerli yerine oturduğundan emin olalım. Peki, kosinüs 2t'nin Laplace dönüşümünü alalım. Bunun s'in bir fonksiyonuna eşit olduğunu biliyoruz. Bu fonksiyon da s bölü s kare artı 4'e eşitti. Evet, bunu daha önce görmüştük. E üzeri 3t çarpı kosinüs 2t'nin Laplace dönüşümü. Bu fonksiyona eşit olacak ama s yerine s eksi a, yani s eksi 3 gelecek. Eşittir s eksi 3 bölü s eksi 3'ün karesi artı 4. E üzeri at formundaki bir şeyi bir fonksiyonla çarpıp Laplace dönüşümünü almak istediğimizde fonksiyonun Laplace dönüşümünü elde ediyoruz ama s gördüğümüz yere s eksi a koymak kaydı ile. Az önce de dediğim gibi umarım kafanızı çok fazla karıştırmamışımdır. Bu arada bilgisayarımın şarjı da bitmek üzere. Umarım video kaydında bir sorunla karşılaşmam. Tamam, bir sonraki videoda görüşmek üzere.